Canım arkadaşlarım hepinize selamlar. Arkadaşlarım AYT Matematik Konu Anlatım Kampı'nda bugün 3. dersimizi yapacağız logaritmada. Logaritmada biliyorsunuz nokta kalmıştık. Evler sayısını anlatacaktık. Yani o elen muhabbetlerini falan anlatacaktık. Ha, i̇şte şimdi sevgili arkadaşlarım buradayız. Lafı fazla uzatmayacağım. Çok önemli bir konu olduğu için iyi dinlemeni rica edeceğim. Ve sevgili arkadaşlarım abone olduysanız videoyu da beğendiyseniz beni mutlu etmiş olursunuz. Hadi bakalım geçelim dersimize. Buyurun bakalım. Evet şimdi evler sayısı dediğimiz bir sayı var. Bu sayı e sayısı diye de geçer ve bu e sayısı neymiş arkadaşlarım? 2,718. Logaritmada çok ihtiyacımız olacak mı? Çok ihtiyacımız olmayacak açıkçası. Sayının yaklaşık olarak kaça eşit olduğuna çok ihtiyacımız olmayacak. Çünkü genel itibariyle biz bunu hep e diye göstereceğiz. Olmak üzere tabanı e sayısı olan logaritmalara biz doğal logaritma diyeceğiz gençler. Logaritma e tabanında x yani tabanı eğer e ise bunun biz bunu kısaca LNX biçiminde ifade ederiz. Şimdi doğal logaritma ya bu log'a yanlış yazdıysam affola sanırım şu şekilde yazılıyordu. logaritim natural tamam bu şekilde yazılıyordu ve L'si ve N'sini bu şekilde aldığımız için biz buna elen diyoruz. Yani doğal logaritma ya. Doğal logaritma olduğu belli olsun diye de özel bir gösterimle lnx de gösteriyoruz. Ki mesela üniversitede falan logaritmalarla uğraşırken genel itibariyle hep biz e tabanıyla çalışırız üniversitede. Yani matematik falan okurken, mühendislik falan okurken hep bunları göreceksin. Hep ln ile çalışacağız. Çok az miktarda da olsa normal e, tabanla çalışırız. Yani sıradan basit logaritmayla çalışırız. Bayağı logaritmayla. Yani tabanı 10 olan logaritma ama genel itibariyle ln ile çalışırız. Bu da özel bir gösterimdir. Ha sen diyor sanki mesela ben çok öğrenciden duydum. Hocam bu ln'ler var ya işte logaritma iyi de onlar beni bitiriyor anne. Ben Sura bakma. Ne alaka bir güzel kardeşim. Yani ln olunca kafanı karıştırıyorsa o zaman al buna çevir. E de bir sayı sonuç olarak. Yani 10 gibi, 8 gibi, kök 3 gibi bir sayı. Yani tüm sayılar kafanı karıştırmıyorken bu kafanı karıştırıyorsa Lnx o zaman sen bunu götüreceksin bu şekilde yazacaksın. Bunu böyle çözeceksin. Tamam. Şimdi 25. örneğimize bir bakalım. ln e küp artı logaritma 2 tabanında 8. Öncelikle ben şu 3'ü başa atabiliyordum değil mi? Yani 3 çarpı ln e biçiminde yazabilirim ben burayı. Artı şunu da logaritma 2 tabanında biliyorsun 2'nin küpüydü. O zaman buradaki 3'ü de başa atalım. 3 çarpı logaritma 2 tabanında 2 yapsın. Şimdi öncelikle şunun tabanı neydi? 2. Tabanı e'ydi. E, bunun içi de E. O halde burası 1'dir. Yani arkadaşlarım ln e ne demekmiş? Logaritma E tabanında E demekmiş. E, bu da 1'e eşit. Taban ve içi birbirine eşitse. E, logaritma 2 tabanında 2 de 1'di. E, bu da 1. O halde 3 artı 3'ten cevap ne gelir? Tabii ki 6'nın ta kendisi gelir. Cevap 6'dır diyebiliriz. Geçtim 26'ya. 3 çarpı ln köke artı 2 çarpı logaritma küp kök 2 tabanında 2 işleminin sonucu sorulmuş. Öncelikle ben şu yazdım çarpı elen dedim. Bak şu kök e'yi e üzeri 1 bölü 2 biçiminde ifade ederim. Değil mi? Artı 2 çarpı burası da logaritma. Küp kök 2 nedir? 2 üzeri 1 bölü 3'tür. Ve 2 tabanında dediğimiz bir logaritma var. Ee, şimdi şu 1 bölü 2'yi buraya normal bir şekilde atarım. Yani 3 çarpı 1 bölü 2 derim. Çarpı elen e'miz var. Artı. 2 çarpı dedim. Şuradaki 1 bölü 3 var ya arkadaşlar. 1 bölü 3 var ya. O 1 bölü 3'ü ters çevirip atarım. 3 çarpı logaritma 2 tabanında 2 geldi hocam. Şimdi ln 1'di. Logaritma 2 tabanında 2 de 1'di. 3 ile 1 bölü 2'yi çarptım. 3 bölü 2 geldi. Artı şuradaki 2 ile de 3'ü çarptım. 6 yaptı. Bunu da 6 kere 2. 12. 3 ekledim. 15 bölü 2 biçimde yazarım. Bana cevabı verir. Tamam mı güzel kardeşim? Evet 26. örneğimizi çözdüğümüze göre altta başka örnek yok. 27. örnek için sağ üst taraftayız. Helen logaritma x eksi 3 eşittir 0 demiş bize. Biraz daha yaklaşalım şöyle aynen. Ee, buna göre x kaçtır? Şimdi sonucun 0 çıkabilmesi için logaritmanın içi olan kısım yani şurası sevgili arkadaşlar bakın. Şu kısmın ne olması gerekiyordu? 1 olması gerekiyordu. Yani burası komple 1'e eşit olacak. O halde ben diyorum ki Logaritma, x eksi 3, 10 tabanı tabii burada, eşittir 1 ise, doğal olarak bunun tabanı ne? 10. 10 üzeri 1 eşittir, x eksi 3'tür derim. O halde x eksi 3 eşittir, 10 üzeri 1 de 10'dur. Yani x kaçmış arkadaşlar? 3'ün ta kendisiymiş, cevap budur. Devam, 28. ln üzeri 4, artık sen bunun 4'ü başa attığın takdirde, şu şekilde ln de 1'di. Yani buranın 4 olması gerektiğini biliyorsun. 4 artı. Şu kısma bak. Logaritma için uygulanan bütün kurallar. E, elen için de geçerli. Çünkü o da bir logaritma. Tabanı E bir kere. İkisinin de tabanı aynı olduğuna göre ve bunlar toplandığına göre içlerini çarparım. Ne olur? Elen 10 olur. Eksi bir de yanında ne var? Elen 10 var. e Burada da artı elen 10, eksi elen 10 birbirini götürür. Cevap karşımıza çıkar. Doğru cevap 4'ün ta kendisiydi Ve devam ediyorum. 29'da ln a kere b eşittir 10 ve ln a bölü b eşit 20 olduğuna göre a'nın değeri sorulmuş bizden. Öncelikle içleri çarpıldıysa demek ki bunlar dışarıda bir toplanmıştır. ln a artı ln b yapılmıştır. Bu 10'muş arkadaşlar. Bunlar içeride bölüldüyse demek ki dışarıda çıkarılmışlardır. ln a eksi ln b oldu. Bu da kaçmış? 20. Senler ricam bunları bir güzel toplama. Bunları topladığın takdirde artı ln b ile eksi ln b birbirini götürür. Bir tane elen A eşittir 30 olur. Böylelikle elen A'nın ne olması gerektiğini biliriz. 15 olması gerektiğini biliriz. A'nın değerini bulunuz demişti. Bunun tabanı ne güzel kardeşim E. E üzeri 15 derim. Eşittir A'yı verir. Yani A sayısı neymiş? E üzeri 15'in A kendisiymiş. E'yi şurada düzgün yazalım. E üzeri 15'in A kendisidir deriz. Doğru cevap bu olur. Evet bir notumuz daha Uygun tanım aralıklarında eğer bir sayının logaritmik bir kuvveti varsa, logaritmik bir kuvveti varsa, şurada maviyle gösterdiğimiz A ve kırmızıyla gösterdiğimiz C var ya, işte bunlar bir güzel yer değiştirebilir ve bu C üzeri logaritma B tabanında A'ya eşit olur. Buna bağlı olarak da eğer ki ben A üzeri logaritma A tabanında B yazdıysam, ben burada B ile A'nın yerini değiştireceğim ya. Yani ne olur? B üzeri logaritma A tabanında A olur. E logaritma A tabanında A hop buradaki tab 1'e eşitti. Demek ki B üzeri 1 de B olur. Yani A üzeri logaritma A tabanında B eşittir B'nin ta kendisidir diyebilirim. Burada dikkat et. Burada üsse alınacak sayıyla logaritmanın tabanı olan yani üssün logaritmanın tabanı olan A kısmı var ya bunlar birbirine eşitse o zaman direkt ifade buna eşittir diyebiliriz. Mesela 30. örneğimize bakalım. Burada 5 var. Burada da 5 var. Çok güzel. Ben şunla buradaki 5'i yer değiştirdiğim takdirde ki logaritma 5 tabanında 25'te 25 5'in kaçıncı kuvveti? E, 2 hocam. Demek ki aslında burası 5 üzeri logaritma 5 tabanında 2'ymiş. Ben burada 2 ile 5'in yerini değiştirsem 2 üzeri logaritma 5 tabanında 5 olur ki 5 tabanında 5 kaçtı? 1'di. Demek ki burası 2'ymiş. Yani şurası komple bana 2'yi verdi. Artı. E ile de 8'in yerini değiştirdim. 8 üzeri ln e oldu. ln e kaçtı? 1'di. E 2 artı 8 kaç yapar? 10 yapar. Demek ki cevabımız da 10 olacakmış diyebiliriz. Devam ediyorum. 31. örnekle. 9 üzeri logaritma 4 tabanında x ile x üzeri logaritma 4 tabanında 9'un toplamı 162 olduğuna göre logaritma kök x tabanında 2 ifadesinin eşiti. Şimdi ben buradaki x ile 9'un yerini değiştirdiğim takdirde bak şunu aynen yazıyorum buraya. 9 üzeri Logaritma 4 tabanında x dedim. Şunu bir tık daha inceltme imkanım var mı? Var. Artı 9 üzeri logaritma 4 tabanında x dedim eşittir 162. Yazdım aynen bu şekilde. Tamam. E şimdi ben burada şununla şunun aynı olduğunu biliyorum. O zaman 2 tane 9 üzeri logaritma 4 tabanında x eşittir 162 yaptım. Burada da gençler Burada da her iki tarafı 2'ye böldüm. 2'ye böldüm. 9 üzeri logaritma 4 tabanında x neye eşit oldu? 81'e. 9'un kaçıncı kuvveti 81? E hocam tabii ki de ikinci kuvveti. Demek ki şuradaki üs var ya yani logaritma 4 tabanında x eşittir ne olacakmış? 2. O halde 4'ün ikinci kuvveti kesinlikle içerideki x'e eşittir. x eşittir 16 yapar. Doğru cevap 16'dır diyebiliriz. Devam ediyorum 32. örneğimle. logaritma x üzeri logaritma 2 tabanında 5 3 çarpı logaritma 2 tabanında 8 logaritma 2 tabanında 8 kaçtır? 8 2'nin 3. kuvveti olduğu için 3'tür. 3 ile 3'ü çarparsam orası direkt 9 olur bak artı logaritma 3 tabanında 81. 81 3'ün kaçıncı kuvvetidir? 4. kuvveti. Demek ki burası 4. 4 kere 4 kaç yapar? 16 yapar. Peki 9 ile 16'nın toplamı kaçtır? Hocam 25'tir. Çok güzel. Eşittir dedim. Şimdi şurayı yazacağım. Burayı yazarken de şuradaki 25'i fark ettin ya. Şu 25'i fark ettin. Buradaki 5'i de fark edeceksin. 5'te x'in yerini değiştirmek isteyeceksin. 5 üzeri logaritma 2 tabanında x yapar diyeceksin. Şimdi 5'in bir kuvveti var ve bu 25'e eşit. Peki 5'in kaçıncı kuvveti 25'tir? Tabii ki ikinci kuvveti. Demek ki buradaki kuvvetimiz olan logaritma 2 tabanında x kaçmış? 2'ymiş. O halde 2'nin karesi de bize x'i verir. Yani x kaçmış arkadaşlar? 4'ün ta kendisi. Şimdi geldim buraya. Bizden istenen şu. Logaritma 8 tabanında demiş. 8'i ben 2'nin küpü biçiminde yazarım. Kök x de kök 4'tür. Yani burası da 2'dir. Ben şuradaki 3'ü ters çevirip başa atarsam 1 bölü 3 çarpı logaritma 2 tabanında 2 gelir. Ve bu da logaritma 2 tabanındaki 1 olduğu için doğru cevap 1 bölü 3'tür diyebiliriz sevgili arkadaşlarım. 32. örneğimizde bitirdikten sonra tabi bu sayfa bitti artık. Yani kaçıncı sayfamızmış? 115. sayfa. Ki 115. sayfayı bitirmek demek aslında bu PDF'lerin, yani bu kampın yarısından fazlasını bitirdiğimiz anlamına da geliyor gençler. Sayfamıza şöyle uzaktan bakıp bir gaza gelelim, bir moral motivasyonu olsun ve artık devam edelim bir diğer sayfamızda, bir diğer notumuzda. Uygun tanım aralıklarında diyor. Bak bu çok önemli. Şimdiye kadar tabana çok fazla müdahale olamıyorduk. Tabanı falan değiştiremiyorduk. Hep maksimum kuvveti biçimde yazıyor. Yani mesela örnek veriyorum. Logaritma 16 tabanında diye bir şey varsa maksimum biz bunu şöyle değiştirebiliyorduk. Logaritma 2'nin 4. kuvveti tabanında x diyorduk. Ona da 1 bölü 4 çarpı logaritma 2 tabanında x falan diyorduk değil mi? Ama şöyle bir güzel haberim var artık tabana da dokunabiliriz. Artık sizin için güzel haber mi, çirkin haber mi bilemem. İyi haber mi, kötü haber mi bilemem. Ee, neden bilemem? Çünkü kafanızı bir kuralla daha biraz daha karıştırabilir veya veyahut ulan buna, bunu yapmak çok iyi oldu ya da diyebilirsiniz. İki türlü de çalışabilir ama bizim örnek çeşitliliğimizi artıracağı kesin gençler. Şimdi iyi dinleyin. Mesela logaritma x tabanında y diye bir ifademiz var bizim ve ben bunu e, sorunun içerisinde bazı bazı tabanlardan kurtulmak için veya bazı sayılardan kurtulmak için sorunun içerisinde ben bu tabanı ve üssü değiştirebilirim. Peki bunu nasıl yapacağım? Hocam çok iyi dinliyorsun. Y yukarıda x de aşağıda kalacak şekilde bir tane a sayısı seçiyorsun. İstediğin sayıyı seçebilirsin. Hiç fark etmez. Logaritma a tabanında y bölü logaritma a tabanında x'e eşit oluyor. Logaritma x tabanında y. Bak x altta y üstte kalacak şekilde. Yine bu eşitliğin sayesinde ki o eşitliğe geçmeden önce yani yine'nin devamını getirmeden önce şöyle bir şey de yapılabilir. Mesela örnek veriyorum. Logaritma 5 tabanında 10. Bak sen bunu nasıl yazarsın biliyor musun? Kesir çizgini atarsın. Logaritma hangi tabanda yazmak istiyorsun güzel kardeşim? 8 mi? Logaritma 8 tabanında 10 bölü logaritma 8 tabanında 5 diyebilirsin artık buraya. Bu buna eşittir arkadaşlar. Yani sen istediğin şekilde taban değiştirebilirsin. Hatta ve hatta belki de sana bunu vermiştir. Ha dersin. Tabanları ikisinde 8. O zaman ben bunu logaritma 5 tabanında 10 biçiminde aynen bu şekilde yazabilirim dersin. Yani çift taraflı düşüneceksin sisteme çalışırken. Tamam mı? Şimdi ne diyor bak? Yine bu eşitliğin sayesinde logaritma 2 tabanında y'yi ben şurada logaritmanın içini aynı zamanda taban olarak kullanarak Logaritma y tabanında y bölü logaritma y tabanında x olarak yazabilirim ki sen şu yukarıdakinin 1 olduğunu biliyorsun. O halde 1 bölü logaritma y tabanında x biçimde yazabilirsin ki bu da bize çok güzel bir şeyi gösterir. Bak logaritma x tabanında y'yi ben 1 bölü logaritma y tabanında x biçimde yazacak olursam işte bunlar birbirine eşittir diyorum. Yani aslına bakarsan logaritma 2 tabanında 3 mu var elinde? Artık bu 1 bölü logaritma 3 tabanında 2'nin ta kendisidir diyoruz. Bu buna eşittir diyoruz. Anlaştık? Bu eşitlik bize bazı pratiklikler kazandırır. Mesela bu pratikliklerden bahsedelim. Logaritma x tabanında y'yi log y bölü log x biçimde yazabilirim. Log y tabanında x'i de log x bölü log y biçimde yazabilirim. E Demek ki ben logaritma x tabanında y ile yani şununla şunu çarparsam log y ile log y log x ile log x gider ve geriye sadece 1 kalır. Yani artık logaritma 3 tabanında 5 ile sen logaritma 5 tabanında 3'ü çarpıyorsan güzel kardeşim... Burada şu 5'lerin aynı olduğunu ve 3'lerin aynı olduğunu görüyorsan cevap 1'dir diyeceksin bundan sonra. Tamam. Örnek 33'e bir bakalım. Bu tarz soruları çok iyi dinliyorsunuz. Karşınızda taban değiştirme alakalı bir kural çıkarsa, bir soru çıkarsa ancak bu şekilde bu tarzda sorular çıkabilir ki biraz can sıkıcı soruları da var bu konunun. Logaritma kitabında 3'ü bana A olarak vermiş. Logaritma kitabanında 40 ifadesinin A türünden eşiti isteniyor. Öncelikle ben 2'lerden veyahut 3'lerden bir 40 elde etmem gerekiyor. Bir de 12 elde etmem gerekiyor. Çünkü ben bu logaritma 12 tabanında 40'ı logaritma 2 tabanında 40 bölü logaritma 2 tabanında 12 biçimde yazmayı biliyorum. Tabanı tabanı ortak taban seçtim. Eşittir dedim. Şimdi logaritma 2 tabanında 40'ı ben logaritma 2 tabanında 2 artı logaritma 2 tabanında 2 artı logaritma 2 tabanında 2 artı logaritma 2 tabanında 5 biçimde yazabilirim. Neden? Çünkü içlerini çarparsam 2 çarpı 2 çarpı 2 8 yapar. 5 daha çarparsam 40 yapar. Ve bölü diyorum. Alt kısımda da logaritma 2 tabanında 2 artı. Logaritma 2 tabanında 2 artı. Logaritma 2 tabanında 3 derim. Ve bunları çarparsam eğer 2 çarpı 2 çarpı 3 de bana 12'yi verir. Güzel. Şimdi üst tarafa bakıyorsun. 1, 1, 1 daha kaç yapar? 3 yapar. Artı logaritma iki tabanın 5 bölü. Alt kısımda ise 1, 1 daha 2 yapar. Artı logaritma kitabanında 3 de a'ydı. İşte eşittir. Logaritma 12 tabanında 40 diyebilirim. Arkadaşlarım logaritma 12 tabanında 40'ın a türünden eşiti. içerisinde sadece sayılar ve a mevcut gördüğünüzde o halde budur diyeceğim eşitimiz. 34. örnek. Logaritma 4 tabanında 27 eşittir. X olduğuna göre. 36 tabanında 24 ifadesinin 2 sürünerek. Öncelikle. Öncelikle ben. Bu logaritma 4 tabanında 27 demiş ya. 4 dediğimiz ifade. Aslına bakarsan 2'nin karesi. 27 de 3'ün küpü. Değil mi? Eşittir diyorum. 3'ü başa attım. Düz bir şekilde. 2'yi de başa ters çevirip attım. Çarpı logaritma 2 tabanında 3 yaptı. Bu da kaçmış? X'miş arkadaşlar. Peki ben 2'yi karşıya çarpım olarak 3'ü de karşıya bölüm olarak atarsam logaritma 2 tabanında 3. Logaritma 2 tabanında 3. Eşittir. 2x bölü 3 olur mu? Olur. Şimdi bu cepte kalsın. Tamam Bu cebimizde. Şunu da yukarı alalım. Bizim kullanacağımız şey şu. Şimdi bizden ne isteniyor? 36 tabanında 24. Ben logaritma 36 tabanında 24'ü bak şu şekilde yazacağım. Ortak tabanımız artık burada 2 olsun istiyorum. Logaritma 2 tabanında 4 bölü logaritma 2 tabanında 36 biçimde yazmak istiyorum. Eşittir dedim. Yoluma devam ediyorum. Şimdi e, logaritma 2 tabanında 2 artı logaritma 2 tabanında 2 artı logaritma 2 tabanında 2 logaritma 2 tabanında 8 yaptı. Artı logaritma 2 tabanında 3 dersem 24 yapar çarpımları içlerinin çarpımı. Bölü diyorum alt kısımda logaritma 2 tabanında 2 artı logaritma 2 tabanında 2 artı logaritma 2 tabanında 3 artı logaritma 2 tabanında 3 diyorum. Niye? 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 3 36 yapar. Çok güzel. Şimdi bak şu şu ve şu 1 şununla şu da 1. O zaman üst tarafta bir 3 var artı bir de logaritma 2 tabanında 3 var. O neydi? 2x bölü 3'tü yazdım hemen 2x bölü 3. Bölü alt kısımda şunların toplamı 2'dir. Artı burada da 2 tane 2x bölü 3 var. Yani 4x bölü 3 var. Eşittir diyorum. Biraz düzenlemek gerekiyor tabii. 3 kere 3 9 yapar. 9 artı 2x. 9 artı 2x bölü 3. Bölü alt kısımda 2 kere 3 6. 6 artı 4x bölü 3 var. Burada bölü 3'ler gitsin. O halde üst taraf 9 artı 2x iken alt taraf 6 artı 4x'tir. Cevabımız da işte bu ifadenin x türünden eşit de sevgili arkadaşlarım budur deriz. Devam. 35. örnek. Logaritma 2 tabanında 81 nedir? 3'ün 4. kuvveti çarpı. Logaritma 3 tabanında 125 5'in küpüdür çarpı. Logaritma 5 tabanında 256 nedir? 2'nin 8. kuvvetidir. Peki eşittir diyorum. Şimdi buradaki 4'ü, 3'ü ve 8'i başa atar başa atacak olursak 4 çarpı 3 çarpı 8 çarpı logaritma ne kaldı? 2 tabanında 3 kaldı çarpı logaritma 3 tabanında 5 kaldı çarpı logaritma 5 tabanında ne kaldı 2 kaldı. Şimdi buradaki logaritmanın içi 3 bunun tabanı 3. Logaritmanın içi 5 bunun da tabanı 5. Logaritmanın tabanı 2 ve içi 2. O halde burada logaritmik bir ifade kalmamış oldu. Yani cevap 4 çarpı 3 çarpı 8'miş. 3 kere 8 24 yapar. 24 ile 4'ü çarparsam eğer 96'nın ta kendisini verir. Yani bizim cevabımız 96 olacakmış gençler. Ve 36. sorum. Logaritma kök 3 tabanında 25 ki ben bunu logaritma kök 3 nedir? 3 üzeri 1 bölü 2'dir değil mi? 3 üzeri 1 bölü 2 tabanında 5'in karesi yazdım. Çarpı burada da logaritma küp kök 5 demiş. Yani 5'in 1 bölü 3. kuvveti çarpı e, içinde tabanında 27'de 3'ün küpüdür. Evet şimdi şuradaki 2'yi başa attım 2. Buradaki 1 bölü 2'yi de ters çevirip başa attım. O da 2 yaptı. Çarpı şuradaki 3'ü başa attım 3. Buradaki 1 bölü 3'ü de ters çevirip başa attım. O da 3 yaptı. Çarpı logaritma 3 tabanında 5. Çarpı logaritma 5 tabanında 3 geldi. 5'ler ve 3'lerin gittiğini görüyorsunuz. O halde 2 kere 2 4. 3 kere 3 9 olduğuna göre 4 kere 9 36 bana cevabın ta kendisini verir. Evet 36. örneğimizi de çözdük. Şimdi sağ üst taraftayız 37. örnekte. Dikkatli dikkatli dinlemekte yine de fayda var. Ben sana söylüyorum. Logaritma x, y, z tabanında x, a'ymış ve logaritma x, y, z tabanında y de b'ymiş. Logaritma x, y, z tabanında z ifadesinin soruluyor öncelikle logaritma x, y, z tabanında x'in a olduğunu biliyorum ya. Ben logaritma x, y, z tabanında x artı logaritma x, y, z tabanında b artı logaritma x, y, z tabanında z dersem eğer bunların toplamı bana logaritma x, y, z tabanında x, y, z'yi verir. Ki burası 1'dir. Doğru mu? Doğru. Burası neydi hocam? A. Burası neydi? B. A artı B artı şu neydi? Bana sorulan değil mi? Soru işareti diyelim eşittir 1 olsun. Artık ben soru işaretini yalnız bırakırsam yani nasıl a artı b'yi alıp 1'in yanına eksi a eksi b diye atacağım. 1 eksi a eksi b olur. İşte sevgili arkadaşlarım bizden istenen soru işareti dediğimiz şey bunun ta kendisidir. Yani cevap 1 eksi a eksi b olacak. Geçtim 38. örneğime. 5 üzeri logaritma 5 üzeri 3 bölü logaritma 9 tabanında 25 ki ben bunu 5 üzeri İyi dinle. Şunu ters çevirirsem 3 çarpı logaritma 25 tabanında 9 biçimde yazarım. Sonra hocam bu 5 üzeri 3 çarpı 5'in karesidir bu 3'ün karesi. 5'in karesi 3'ün karesi. ikileri başa atarsam zaten şu mu kalır? Şu gider logaritma 5 tabanında 3'müş. Yani ben burasının logaritma 5 tabanında 3 olması gerektiğini anladım. Şu 3'ü bunun kafasına atabilirim tabii ki. Oradan geldi çünkü. 5 üzeri logaritma 5 tabanında 27 mi yaptı çünkü. Burada da 27 ile 5'in yerini değiştirirsem 27 üzeri logaritma 5 tabanında 5 yapar ki 5 tabanında 5 birdi. O halde doğru cevabımız neymiş? 27 27'ymiş. Tamam? 39. örneğimiz ve bu dersimizin son örneği artık. Devam edelim bakalım. 3 üzeri x 18 üzeri y'ymiş. Şimdi ben bunu 3 üzeri x eşittir. 2 üzeri y çarpı 3 üzeri y çarpı 3 üzeri y biçiminde yazabilirim. Çünkü tabanların çarpımı 18 yapar. E Bu da 3 üzeri x eşittir. 2 üzeri y çarpı 3 üzeri 2 y'dir. Şuradaki 3 üzeri 2 y'yi aldım. 3 üzeri x'in yanına gönderdim. Ama çarpım durumda olduğu için burada karşı tarafa bölüm olarak geçecek. Yani 3 üzeri x eşittir. 3 üzeri x bölü 3 üzeri 2 y Eşittir 2 üzeri y olmuş oldu ki bu da 3 üzeri x eksi 2 y'dir. Kabul mü? Kabul. Şimdi güzel kardeşim bak. Ben her iki tarafın, her iki tarafın nesini almak istiyorum? 1 bölü y'ninci kuvvetini almak istiyorum. Böylelikle 2 üzeri y bölü y'den 2 üzeri 1 gelir. Burası da 3 üzeri x eksi y bölü y gelir. 3 üzeri x eksi 2 y bölü y olur her iki tarafın. 1 bölü y'ninci kuvvetini aldım. Demek ki 3'ün x8'i 2y ye bölü y'ninci kuvveti bize 2'yi veriyormuş. Şimdi bizden istenen ne bu? Ben buna şimdi gel a diyeyim. Şimdi o halde burada benden a isteniyor. Ve benim elimde şöyle bir eşitlik var. 3 üzeri a eşittir 2 gibi bir eşitlik var. İse logaritma 3 tabanında 2 eşittir a'dır derim. Sebep? Çünkü 3'ün a'nıncı kuvveti bana 2'yi Verir. Bizden de a isteniyordu. Bak ben burada a'yı yalnız bıraktım. Demek ki cevabımız neymiş? Logaritma 3 tabanında 2'nin a kendisiymiş. Dedim ve artık gençler şöyle yapalım. Artık arkadaşlarım ne yaptık? Konumuzu bitirdik. Konuyu bitirdik derken bu dersin konusu. Bir sonraki dersimizde artık logaritmik fonksiyonların tersleri nasıl bulunur? işleyeceğiz gençler. Tamam. O yüzden sonraki dersimizde görüşürüz. Sizleri çok ama çok seviyorum. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.